diyarlardan gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Ben Saydeken bu programı sizlere sunmaya gayret ediyorum. Ana kumanda masasında bize İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Dualarınızı en baştan istirham ediyorum. Efendim, Afganistan'daki evliyanın büyüklerinin hayatlarını nakletmeye devam ediyoruz. Bu akşam yine pek çoğumuzun yakinen tanıdığı çok büyük zatlardan biri olan Ahmedi Namık'ı Cami Hazretlerinden sizlere bilgiler aktaracağız inşallah Teala. Kendisi Horasan'ın büyük alimlerinden olup ismi Ahmet bin Ali Namık-ı Camii'dir. Eshab-ı Kiram efendilerimizden Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu an soyundan olup Horasan'ın Namık köyünde 1049 senesinde dünyaya teşrif etmiştir. Daha sonra da kendisi Cam kasabasına yerleştiği için de hem Namıkî ve hem de Cami nispet Cami nispetleriyle yani nisbesiyle e, efendim anılmaya başlanmıştır. Öyle tanınmıştır. Ahmet-i Cami Hazretleri ümmiydi. Yani okula hiç gitmemişti. 22 yaşına geldiğinde tövbe etmek nasip olur. 22 yaşına kadar arkadaşlarıyla zevk sefa içerisinde yemiş, içmiş, gezmiş, keyfine bakmış. Bir gün içki içmek sırası ona gelir pardon içki getirmek. Çünkü her gün sırayla birileri getirmiş sıra, sıra ona geliyor. Bulundukları yerde 40 küp içki varmış. İçki almak için gidip baktıklarında hiçbirinde de şarap bulamamış. Tabi bu hale çok şaşırır kalır. Bunun üzerine merkebini başka bir yere sürer doğru bağa doğru sürer ki bağdan gidip şarap alsın. Bu sefer bağdaki şarapları merkebine yani hayvanına yükler. Onları götürecek arkadaşlarla içecek. Fakat hayvancağız bir türlü yürümüyormuş. İnat yürümüyor. Hayvan ama mümkün değil bir adım ileriye gitmez. O da başlar hayvanı dövmeye. İşte tam bu sırada bir ses. Ahmet, niçin bu hayvanı incitiyorsun? Niye ısrar ediyorsun? Onu biz yürütmüyoruz. Biz irade etmeden yürümeyeceğini bilmiyor musun?" der. Arkadaşların özrünü kabul etmezse de biz kabul ederiz diye bir ses işitir. Tabii bu ses üzerine bir anda efendim perişan olur. Neye uğradığını şaşırır. Hemen yere kapanır ve ya Rabbi, ya Rabbi tövbe ettim. Tövbe ettim ya Rabbi. Bundan sonra hiçbir şekilde şarap içmeyeceğim. Sen emreyle merkep yürüsün o insanlara mahcup olmayayım dedi hem tövbe ediyor ama bu arada da insanlara mahcup olmayayım diye de efendim e, bunu da araya sıkıştırmaya da ihmal etmiyor. Tabi bundan sonra merkep yürümeye başlar. Arkadaşlarının yanına varıp şarabı önlerine koyduğunda ona sen de iç derler. Fakat arkadaşlara der ki yok hayır ben tövbe ettim kesinlikle içmeyeceğim. Ama İçki alemi bu ya. Arkadaşlar abire ya niye içmiyorsun sen de iç falan filan böyle. işte çeşitli şekillerde onu galeyana getirmeye çalışırlar. O anda aniden kulağına bir ses gelir. Ya Ahmet ellerinden al iç ve içtiğin bardaktan onlara da içir diye bir ses gelir. Hemen onların uzattığı o bardağı alır ve içer. Bir de bakar ki içtiği şarap bal şerbeti olmuştur. allah Teala'nın kudretiyle o zehir bir anda tatlıya dönmüş şerbete bala, bala dönmüştü. Ve orada bulunanlara da hemen uzatır ve tattırır. Tabi bu hal karşısında hepsi tövbe eder ve oradan dağılırlar. Bunun üzerine Ahmet Cami, Ahmet namı ki Camii Efendi daha çıkar, uzun müddet insanlardan uzak durur. Ve artık bundan sonra ibadet ve nefis terbiyesiyle meşgul olmaya başlar. Seneler sonra bir gün kalbini Ahmet, hak yoluna böyle mi giderler? Kavminde senin üzerinde haklı, hakları olan birçok insanı bıraktın düşüncesi gelir. İnsanların arasına döner ve eline bir odun alıp evvelki şarap küplerini kırmaya başlar. Köyün muhtarına onu şikayet ederler. Derler ki Ahmet delirdi. Şarap küplerini parçalıyor. Bunun üzerine muhtar bir adam gönderip onu evden çıkarır ve atların, atların bulunduğu bir ahıra hapseder. O da aharın müt köşesine oturup ellerine başına koyup katır şarap küpüyle hiç durmadan dönüyor. Ey gönül Allah için sen de gel bir defa dön diye bir beyit okur. Bu beytten sonra atlar bir anda önlerindeki otları yemeyi bırakıp başlarını duvarlara vurmaya başlarlar. Gözlerinden yaşlar akar atların bakıcıları bu hali görünce doğru muhtara haber verilir. Hemen de muhtar gelir bu garip halden sonra onu serbest bırakır ve özür diler. O bunun üzerine yani Ahmet Namık Cami Efendi tekrar daha gider ve nice yıllar orada kalıp ibadet ve taatle meşgul olur. Artık bundan sonra okuyup yazmaya başlar. Evet ümmiydi okuma yazma bilmiyordu ama okuma yazmadan e, efendim ilim tahsili yapmak da mümkün değildi tabii ki. Kur'an-ı Kerim'i ve diğer temel e, bilgileri e, öğrenmeye ondan sonra büyüklerin hayatını okumaya başlar. Ve bir taraftan da bazı kimselerin üzerinde hakları olduğunu düşünür. Acaba bu hakları nasıl ödemesi lazımdı? neticede dağlara çıktı. Hiç kimseyle görüşme ama önceki halleri de mutlaka insanlara hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu düşünceler içindeyken kalbine şöyle bir nida gelir. Ey Ahmet! Sen insan Allahu Teala'ya kavuşturan yolda iyi gidiyorsun. Allahu Teala'nın lütfüne ve keremine olan tevekkülün sebebiyle senden alacaklı olanların borcunu o nihayetsiz hazinesinden fazlasıyla öder. Gerçekte rızıkların hakiki sahibi odur diye bir nida gelir. Artık bu e, halden sonra da tamamen efendim e, Allahu Teala nihayetsiz ihsan hazinesinden onun üzerinde hakları bulunanların ve ona muhabbeti olanların her birine her gün bir batman yani 7600 92 kilogram buğday verirdi. Şöyle ki alacaklılar her sabah o bir batman buğdayı sandıklarında bulurlardı. Bu buğday o gün evdekilerin hepsine yeterdi. Hatta misafirleri gelse onlara da yetip artardı. Bir zaman sonra ona verilen manevi bir işaret üzerine tekrar insanların arasına dönmüş ve doğru yolu göstermeye başlamıştır. Siracüs Sair'in kitabını yazdığı ana kadar 80 bin kişi onun elinden tövbe etmiştir. Onun oğullarından olan Zahirdin İsa Efendi babasının elinden 600 bin kişinin tövbe ederek doğru olduğunu bildirmiştir. Kendisine sorarlar. Biz geçmiş velilerin kitaplarını, kerametlerini okuyoruz ve alimlerden dinliyoruz. Ama sizde meydana gelen haller çok azında görülmüştür. Bunun sebebi hikmeti nedir diye sual ederler. Buyurdu ki: "Velilerin çektiği bütün sıkıntıları biz de çektik. Allahu Teala onlara ayrı ayrı verdiği kerametleri ihsan ederek bu garip Ahmet'e hepsini verdi." her 400 yılda bir bir Ahmet'e böyle ihsanlarda bulunur ve bu ihsanlı bu ihsanları da herkes görür buyurmuştur. Evet işte nitekim Ahmedi Cami Hazretlerinden 400 sene sonra efendim İmam Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmed Faruki Serindi Hazretlerine de böyle ikramlar hatta daha büyük makamlar ihsan edilmiştir. Bu Allahu Teala'nın hususi bir ihsanıdır ve dilediğine nasip eder. Onun ihsanı boldur buyuruyor. Ebu Said Ebu'l Hayr Hazretlerinin ibadet ederken giydiği bir hırkası vardı. Hatta bu hırkanın Hazreti Ebu Bekre anh ait olduğu e, rivayet edilmekteydi. Ahmedi ismi ki hazretlerine hırkayı ulaştırması için Ebu Saide manevi bir işaret gelir. Ebu Said Hazretlerinin oğlu Ebu Tahir Hazretleri babasının aldığı bu mübarek hırkayı taşımak selayiyetinin kendisine verilmesini arz ediyor. Ebu Said Hazretleri de keşf yoluyla oğlunun bu düşüncesini anlayıp sizin istediğiniz bu selahiyeti başkasına verdiler buyurur. Orada bulunanlar bu sözlerle ne demek istediğini anlayamadılar. Sonra oğlu Ebu Tahir'e vasiyet edip benim vefatımdan yıllar sonra uzun boylu şöyle şöyle şekilde adı Ahmet olan bir genç hanekahın kapısından girip gelir sen de o zaman talebelerin içerisinde benim yerimde oturmuş olursun. Bu hırkayı muhakkak ona teslim eyle buyurur Ebu Said, Ebu Hayr Hazretleri. Ebu Said Hazretleri vefat edip aradan uzun yıllar geçince Ebu Tahir Hazretleri bir gecesinde, bir gece rüyasında mübarek babası Ebu Said Hazretlerinin dostlarıyla beraber acele bir yere gittiklerini görür ve nereye gittiklerini sual eder. Ebu Said Hazretleri de sen de gel evliyanın kutbu geliyor buyurur. O da acele etmek ister fakat uyanı verir. Ertesi gün Ebu Tahir <coughs> affedersiniz. Ebu Tahir Hazretleri talebelerin içerisinde babasının yerine oturmuştu babasının tarif ettiği şekilde bir genç içeri giriverir. Hemen geleni tanır. Ona çok izzet ve ikramlarda bulunur. Hürmet eder. Ve mübarek babasının emanet ettiği hırkayı e, ona teslim etmenin kendisinin ona teslim etmenin ne kadar zor geleceğini de biliyordu. Çünkü hissetmişti o gelen e, zat mübarek babasının yıllar önce kendisine tarif ettiği kişiydi. Tabi gelen genç yani Ahmet Cami Hazretleri ey efendim emanete riayet lazımdır deyince Ebu Tahir Hazretleri buna sevinir ve hemen mübarek babacığının kendi elleriyle astığı yerden hırkayı alıp Ahmet Efendi'ye onu giydiriverir. Ahmet-i Cami Hazretlerine gelinceye kadar evliyadan 22 mübarek zatın bu hırkayı giydikleri rivayet edilmiştir. Ahmet-i Cami Ahmedi Namık Cami Hazretleri uzun riyazetler ve mücahedelerden nefsin isteklerini yapmayıp istemediklerini yaparak insanlar arasında dönüp bir yandan onlara İslamiyet'i anlatırken Diğer taraftan da yüzlerce eser yazmıştır. Alimlerin her birisi bu kitapları çok beğenmiş e, efendim ondan e, övgüyle bahsetmişlerdir. Bütün mahlukata karşı çok merhametli ve cömertli olup herkese maddi ve manevi olarak yardım eder, sıkıntılarının derhal giderilmesi için elinden gelen gayreti gösterirdi. Büyüklerden Hacı Ebul Kasım isminde bir zat vardı. Malı da hayrı da çoktu. Daima alimlerin ve velilerin hizmetlerinde bulunurdu. Geçmiş evliyanın kabirlerini ziyaret eder, mübarek ruhaniyetlerinden feyz alırdı. Hikmeti ilahi başına öyle bir hal gelir ki bütün malı elinden çıkar. O kadar bir zor duruma düşer ki artık insanların vereceği bir lokma ekmeğe muhtaç hale düşer. Fakat tabii ki kimseye bundan bahsedemez. Ne yapacağını bilemiyor. Yaşlı da ve zayıf olduğu için de artık bu saatten sonra da çalışıp para kazanması da mümkün değildi bu sıkıntılı hal üzere artık camide okurken içeriye yaşlı bir zat girip namaz kıldığını görür iki rekat. Sonra da köşede efendim sıkıntılı ve üzüntülü bir halde duran Ebu'l Kasım'ın yanına gelip selam verir. O nur yüzü zat aynı zamanda çok da heybetli biriydi. Onun heybeti öyle yüksek ki bir anda Ebu'l Kasım Efendi'yi kaplar selama cevap verir. Gelen zat niçin sıkıntılı oturuyorsunuz diye sual eder. O da içinde bulunduğu durumu anlatır. Gelen zat Ahmet bin Ali'yi yani Ahmet Camii Hazretlerini tanır mısın der. Öbür Kasım Efendi de evet eski dostumdur der. O gelen zat o halde onun yanına git. O keramet sahibi bir kimsedir senin derdine derman olur der. Ebül Kasım Efendi ertesi gün Ahmet Cami Hazretleri'nin yanına gider selam verir. Ahmet Cami Hazretleri kendisine selamını alır. Ne haldesin buyurur. O da halini arz eder. Ahmet Cami Hazretleri buyurdu ki birkaç gündür seni düşünüyordum. Başına bir iş gelmiş olabileceğini tahmin etmiştim. Fakat sen hiç üzülme. İnşallahü Teala Rabbim işini kolaylaştırır, bir çaresi bulunur. Biz de dua edelim der. Ahmet Cami Hazretlerinin o güzel sözleri Ebu'l Kasım Efendi'yi rahatlatmıştı. Ertesi gün tekrar Ahmet Cami Hazretlerinin huzuruna gelir. Ahmet Cami Hazretleri onu görür görmez Allahu Teala senin işini kolaylaştırdı. Senin bir günlük ihtiyacın ne kadardır diye sorar. O da ...bir günlük ihtiyacına yetecek kadar... ...altın miktarını söyler. Ahmet Cami Hazretleri... ...senin ihtiyacını şu taşa... ...havale eylediler. Her gün gelir ihtiyacın kadar... ...altını oradan alırsın buyurdu. Ebu'l Kasım Efendi... ...peki efendim deyip... Teş ...der, teşekkür eder... ...o taşın yanına gider. Taşın altında bir miktar altın vardı... ...onu alır... ...Ahmet Cami Hazretleri'nin huzuruna gelip... ...efendim... Malumunuz olduğu gibi ben ihtiyarım, çocuklarım da var. Ben öldükten sonra onların halleri nice olur diye sual eder. Ve cevap verir. Hıyanet etmemek şartı ile oğullarından hangisi gelirse o altını alır diye cevap verir Ahmet Namık-ı Cami Hazretleri. Hacı Ebul Kasım her gün gider ihtiyacı kadar altını alırdı. Bu hal onun vefatına kadar devam etmiştir. Vefat ettikten sonra uzun yıllar oğulları da gelip oradan altınlar almışlar. Ta ki içlerinden biri hıyanet edinceye kadar efendim bu e, hal devam etmiş Ahmet Cami Ca Ahmet ki Cami Hazretlerinin efendim e, kerameti Böylece devam etmiş. Ama içlerinden bir tanesi herhalde aç gözlülük etti, hıyanet etti. Ondan sonra bir daha artık altın bulunamaz olmuş. Demek ki kıyamete kadar eğer hıyanet edilmese her gün o taşın altından bir e, lazım olan miktar kadar ne olacak? Altın gelecek idi. Ama asip meselesi tabii ki. Bir zamanlar Ahmedin namı ki cami hazretleri her ata gitmek ister. Bu haber herkes tarafından duyulur. Genç, ihtiyar bütün herkes sokaklara dökülür. Herkes onun mübarek efendim yüzünü görmek, şereflenmek, mübarek sözlerini duyabilmek, sohbetlerine katılarak birkaç kelime olsun dinlemek, istifade etmek için çok gayret ediyor, yanıp tutuşuyorlardı. Bir taht yaptırarak onun üstünde oturmasını ve tahtı da omuzlarında taşımak istediklerini bildirdiler. Fakat o kabul etmedi. Ama o kadar çok ısrar ettiler ki, çok seviyorlar çünkü, o zamanda bulunan en büyük velilerden dört kişi tahtın kollarından tuttular. Böylece bir saat kadar gittiler. Sonra tahtı yere koyunuz, size söyleyeceklerim var buyurdular. Ve tabii tahtı indirdiler. Buyurdu ki irade nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar da siz buyurun efendim dediler. Buyurdu ki irade söz dinlemektir. O zaman buyurdu ki o halde siz atlarınıza bininiz tahtı da diğerleri taşısınlar. Biz de sizinle aynı hizada bulunmuş oluruz buyurdu. Bu şekilde teklifi kabul edip tahtı başkalarına verdiler. Herkes bereketlenmek için tahtı birkaç adım taşıdılar. Fakat insanların çokluğundan millete sıra gelmemişti. Herat şehrinde Abdullah Zahid isminde bir zat vardı. Senenin e, oruç tutması için caiz olmayan beş günü hariç 30 senedir her gün böyle oruç tutarmış. Ve herkes tarafından da tanınır ve dinlenirmiş. Ahmet Namık Cami Hazretleri'nin Herat'a geldiğini haber alıp hanımına elbise getir? Üstad Ahmet Hazretleri'nin büyük veli olduğunu söylüyorlar. O gelmiş ona gidelim bakalım hali nasıldır der. Hanımı der ki eğer onu denemek imtihan etmek için gidiyorsan sakın gitme. Çünkü o senin zannettiğin gibi değildir. Ama eğer sohbetinde bulunmak, sözlerinden istifade etmek niyetin varsa git ve ne derse riayet eyle, tabi ol. Eğer söylediklerine uymazsan ziyan edersin der. Fakat o işte o zahit olan ee, şahıs güya haydi elbisemi getirsen böyle şeyler bilmezsin diye hanımına da efendim biraz aşağılar kızar elbisesini giyer. ahmet Cami Hazretlerinin huzuruna gelip selam verir. Ahmet Cami Hazretleri selamını alır. Bize selam vermeye niyet ettiğin zaman hanımın sana ne söylediğini hatırlıyor musun der. Söz dinler misin buyurur. Zahit, söylenilen söz doğru olduktan sonra niçin tutmayayım, niçin söz dinlemeyeyim ki diye cevap verir. Bunun üzerine Ahmet Cami Hazretleri buyur ki Git. Geri dön. Falan mahalleye git. Orada Muhammed Kasabı Mervezi'nin dükkanında kenarda çengelde asılı olan kuzu etini satın al. Bakkaldan da biraz pekmez ve yağ al. Kendi elinle evine götür. Çünkü hadis-i şerifte bir kimse kendi ihtiyacını kendi taşırsa kibirden uzak olur buyuruldu. Eti pişir. Tatlıyı da yanına alıp hanımla beraber ye sonra gusül eyle sonra bu zamana kadar isteyip de elde edemediğin bir şey varsa gel ahmet cami'ye talebe ol onun sözünden hiç çıkma buyurdu. Zahid de bana yapamayacağım şeyler söylüyor. Ben 30 senedir gündüz bir şey yemiyorum ki diye düşünür. Bunun üzerine Ahmet Cami Hazretleri Zahid neler düşünüyorsun? Haydi bunlar kolaydır. Korkma. Eğer bunları yapmak sana çok zor geliyorsa Hacı Ahmet'ten yardım iste buyurdu. Bunun üzerine o Zahit kişi kalktı ve Ahmet Cami Hazretleri'nin söylediklerini yerine getirdi. Eti pişirdiler, tatlı yaptılar, yediler. Hamamda gusül edince şehrin dört duvarı arasında bulunan şeyler Kendisine keşf olunmaya, onları görmeye başladı. Sonra Ahmet Camii Hazretleri'nin yanına geldi. Ve Ahmet Camii Hazretleri kendisine, Ahmet'in bunda kabahat yoktur. Eğer şehrin dört duvar içinde olan şeylerin keşfini değil de, dünyanın dört bucağı arasında bulunan şeylerin keşfini isteseydin, elbette o da verilirdi buyurdu. Ya, ne kadar büyük bir zat. Bir gün Herat'ta bulunan alimler Ahmet Cami Hazretlerinin yanına gelirler. Aralarında sohbet ederlerken söz, marifet ve tevhid konusuna gelince Ahmet Cami Hazretleri siz marifet ve tevhid hakkındaki sözleri taklit ile söylüyorsunuz buyurdu. Onlar da nasıl olur? Bizim her birimizin zihninde Allahu Teala'nın varlığına binlerce delil vardır. Siz de bizim bunlara taklit ile söylediğimizi söylüyorsunuz dediler. Onlara eğer siz her biriniz on bin delil hıfsetse yine mukallitsiniz buyurur. Bize bu sözünüzün doğru olduğunu ispat edebilir misin der. O da hizmetçiye bir leğen ve üç tane inci getirmesini emreder. Ahmet-i Cami Hazretleri incileri leğendeki suyun içerisine bırakır. Ve her kim sözünde sadık ise leğenin yanına gelip Bismillahirrahmanirrahim dese bu üç inci tanesi bir tane olur buyurdu. Onlar da bu şaşılacak bir şeydir dediler. Ahmedi Cami Hazretleri siz deyiniz sıra bana gelince ben de söyleyeceğim buyurdu. Onlar sıra ile dediler. Ama incilerde herhangi bir değişiklik olmadı. Sıra kendisine gelince leğen üzerine eğilerek dedik Bismillahirrahmanirrahim dedi ve üç inci leğen üzerinde yuvarlanmaya başladı. Allahu Teala'nın izniyle durunuz deyince inciler durdu, birbirine karıştı ve deliksiz tek bir inci oldu. Hepsi de buna çok hayret ettiler. Efendim. Ahmet-i ki Cami Hazretlerinin pek çok eee efendim menkıbesi pek çok anlatılacak e, konusu var. Ama biz önce bir e, ara verelim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar inşallahü teala yine kaldığımız yerden devam ederiz. Lütfen bir yere ayrılmayınız. <laughs> Efendim reklamlardan sonra yine bir aradayız. İnşallah teala Ahmet-i Cami Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Ahmet-i Namık Cami Hazretleri bir nehrin kenarına oturmuş bir talebesine tasavvuf yolunda Allahu Teala'nın sevdiklerine ne kadar lütuf yapmış olduğundan bahsediyordu. Bu sırada nehri gösterip eğer Allah Teala'nın dostları, sevdikleri işaret edip "Ey su, geri dön ve yukarı doğru ak" derse, o su geri döner ve yukarı doğru akar buyurdu. Daha bu sözü söyler söylemez ve işaret etmesiyle beraber bir de baktılar ki nehir geriye doğru akıp gidiyordu. Bir gün bir dağın eteğinde oturmuş talebelerine ders anlatıyordu. Yanına birisi gelip abdest almak için su istedi. Ahmet Namık'i cami Hazretleri'de falan yerde çeşme var. Oraya git abdest al buyurdu. O şahıs da tabii çeşmenin olduğu yer bilmiyordu. Bunun üzerine Ahmet Namık'i cami hazretleri parmağıyla işte şurasıdır diye işaret etti. O anda o tarif ettiği yerdeki çeşme Allah-u Teala'nın izniyle kalkıp oraya gelir ve orada efendim e, bir şekilde e, abdestini almak nasip olur. Ahmet-i ki Cami Hazretleri 1142 yani Hicri 1536 senesinin de Ocak ayında vefat etmiştir. Meşhed ile Herat arasındaki yolun tam ortasında yanında bulunan e, türbedeki caminin bahçesine defnedilmiştir. Herat ile Meşhed arasında inşallah inşallahutaala Afganistan'a e, niyet ediyoruz. Yolumuz düşerse e, ziyaret ederiz. Eğer kabul buyururlarsa, çağırırlarsa ve izin verilirse bu e, ziyarette kabul e, nasip olur inşallah taala çünkü biliyorsunuz öyle kolay kolay nasip olmuyor. İzin verirlerse, e, arzu ederlerse kabul buyurlarsa e, yani bazen çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Bütün e, engeller ortadan kalkıyor. Ve paranız pulunuz e, yoksa bile imkanlar birer birer dizilmeye başlıyor. Ve elhamdülillah ziyarette nasip oluyor. Tabi vakti saati gelince inşallah Teala bizlere de nasip olur diye ümit ediyoruz ve himmetlerini istirham ediyoruz. Ahmet ki Cami Hazretlerinin vefatından bir süre sonra harp çıkar. Bu harpte Kadı İmadettin Vasiti isimli bir zat yaralanmıştır. Yaralı bir halde medresede kalıyordu. Talebelerin çoğu dağılmış, yanında hiç kimse kalmamıştı. Medresede yalnız, garip, kimsesiz bir haldeydi. Tabi durumu giderek ağırlaşıyordu. Onu tedavi edecek kimse yoktu. Ve çok da zor bir halde. İşte bu haldeyken bir gece içinde bulunduğu odaya bir nur iner. Ne olduğunu kimse anlamaz. Birisi gelir, onun elini birisi gelir elini onun başına koyar ve o anda o zat ferahlar. Ve siz kimsiniz bizi tan sizi tanımıyorum diye sual edince ben Ahmet-i Namık-ı Camiyim der. O kişi onu tayip ey efendim bakın ne haldeyim kimsem yok bir çareyim deyince ben senin yaralarını tedavi için geldim buyurur ve onun yaralarını iyileştirir gerekli tedavi yapar ve zat o kişi uyandığında bir de bakar ki efendim hiçbir yarası hiçbir şey kalmamış. Eskisinden daha iyi hale gelmiştir. Ahmed bin Camii Cami Hazretleri ne Ehl-i Sünnet ve Cemaat olmanın şartlarını sorduklarında şöyle buyurmuştur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat olmanın şartları hakkında çok meseleler vardır bu meseleleri bilmek namazı, orucu, haçı bilmek gibi farzdır. Bunlar öyle farzdır ki itikat doğru olup da namazda, oruçta ve diğer ibadetlerde bir noksanlık olursa bu noksanlık kasten olması affedilir. Yani insanın ibadetlerinde bir eksiklik olursa bu eksiklikler eğer bir kasıt yoksa Allah-u Teala'nın ihsanıyla e, affolunur, cehenneme girmez. Girse bile yine sonunda kurtulur buyuruyor. Fakat ehl-i sünnet itikadında bir sarsıntı olursa, hmm. eğer bir yanlışlık olursa bid'at sahibi olmuş olur. Ve bid'at sahibini de Allahu Teala affetmez. İtikatta bid'at sahibi olan bir kimseye azap vacip olur. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadına sarılmak ve bid'atten çok sakınmak lazımdır. Bu sözlerimizin senetlerinde bildirelim ki söylediklerimiz, bu, söylediklerimiz boş söz zannedilmesin buyuruyor. Ahmet-i Namık Cami Hazretleri tekrar arz edeyim efendim. Bid'at sahibini Allahu Teala affetmez. İtikatta bidat sahibi olan bir kimseye azap vacip olur. ehl sünnet itikadına sarılmak ve bidatten çok sakınmak lazımdır. Bunları da biz kafamızdan söylemiyoruz. Bunların senetleri de var. Buyuruyor ve devam ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahu Teala halifeleme rahmet etsin. Denildi ki: Ya Resulallah sizin halifeleriniz kimlerdir? Buyurdu ki sünnetimi ihya edenler ve onu Allahu Teala'nın kullarına öğretenlerdir. Yine buyurdu ki ya Ebu Hüreyre radıyallahu anh sen insanlara benim sünnetimi öğret ki kıyamet gününde senin için parlak bir nur olsun. Önce ve sonra gelenler sana gıpta etsin. Yine buyurdu ki ben insanlarla onlar la ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. İnsanlar bunu yani kelime-i tevhidi söyleyince benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak İslamiyetten doğan haklar bundan müstesnadır. Onların hesapları ise Allahu Teala'ya aittir. Yine buyurdu ki ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların yalnız biri cennete gidecek, ötekilerin hepsi cehenneme gidecektir. Yine buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatim kelime-i şehadeti ihlas ile söyleyen, dili, kalbini, kalbi de, kalbini de, kalbi de dilini tasdik eden kimse içindir buyuruyor. Ebul Hasan bin Ali'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdular ki sünnet ve cemaat üzere olana Allahu Teala her bir gün için bin nebi sevabı yazar. Ve her bir gün için ona cennette bir şehir bina eder. Kaldırdığı ve koyduğu her adım için ona on iyilik yazar. Cemaat ile namaz kılana her bir rekat için bir şehit sevabı ecri verilir buyuruyor. Eshab-ı kiram aleyhim ve redvan, efendilerimiz dediler ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin sünnet ve cemaat üzere olduğu ne zaman ne şekilde ne ile bilinir nasıl anlaşılır diye sual ettiklerinde buyurdu ki şu on haslet kendisinde mevcut ise o kişinin sünnet ve cemaat üzere olduğu bilinir. 1. cemaati terk etmez. 2. hesabımı söz ile kötülemez, sövmez. 3. bu ümmete yani Müslüman ümmete kılıçla karşı çıkmaz, kılıç çekmez. 4 kaderi tekzip etmez. Yani kadere inanır. Beş, imanda şüphe etmez. Altı, Allah-u Teala'nın dininde itiraz ve münakaşa etmez. Yedi, ehli kıble olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmayı terk etmez. Sekiz, tevhid ehli bir kimseye günahı sebebiyle kafir demez. Dokuz, Seferde ve hazerde yani mukim ve yolcu iken mest üzerine Messi terk etmez. On iyi veya günahkar olan imamın arkasında namaz kılar ve cemaati terk etmez. Bu hasretlerden birini terk eden sünnet ve cemaati terk etmiş olur buyuruyor. Yine bir başka sohbetinde buyuruyor ki iyi arkadaşın nasıl olacağını anlatırken tanıştığınız, görüştüğünüz, beraber olduğunuz kimsenin iyi arkadaş mı, kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek susuz ve ölçüler şöyledir. Görüştüğünüz, gördüğünüz, beraber olduğunuz, birlikte oturup kalktığınız kimse sizi ...Allah-u Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı, onu dil ve gönül ile anmanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa işte o iyi arkadaştır. Yani siz efendim bir arkadaşı gördüğünüzde hemen onu efendim Allahu Teala hatırlıyorsanız, büyükleri hatırlıyorsanız, din İslam'ı hatırlıyorsanız efendim onun e, bulunduğu yerde efendim herhangi bir şekilde günah işlemiyorsanız her haliyle sizi e, Allahu Teala'ya hatırlatıyorsa o iyi bir arkadaştır ama beraber bulunduğunuz kimse Allahu Teala muhafaza eylesin. Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa ve onunla beraber olduğunuzda kötü işler yapıyorsanız, namazınızı aksatıyorsanız ...efendim... E, uygunu olmayan yerlere gidiyorsanız... ...uygun olmayan şeyler... ...sadır oluyorsa sizden... ...yediğiniz, içtiğiniz, konuştuğunuz... ...davranışlar... ...biliniz ki... ...o kötü bir arkadaştır. Ve elbette... mutlak surette... ...ondan sakınmak lazımdır. Ve hatta ondan yırtıcı arslandan... ...kaçar gibi kaçmalıdır... ...biliyor. Çünkü... Aslanın yapacağı olsa olsa nedir? Sizin canınızı almaktır. Aslan insanın canını alabilir, onu öldürebilir. Fakat ne yapmaz? İnsanın imanına asla ve kata zarar vermez. Ama kötü arkadaş ise insanın hem imanının ve hem de canının gitmesine ve onun ebedi felaketine sebep olur. İyi bir arkadaş iki cihan içinde büyük bir saadettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. İnsanlar birlikte yaşarlar ve arkadaşsız olmazlar. Bizim babamız olan Adem Aleyhisselam en güzel yer olan cennette bulunduğu halde kendisine insan olarak bir arkadaş gerektiğini hissetti. Ve bunu istedi. İşte onun sol kaburga kemiğinden de Hazreti Hava Validemiz yaratıldı. İyi arkadaşa sahip olunca çok hamd etmeli, hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamete pişmanlık çekilmesin. Kur'an-ı Kerim'de bu hal bildirilmektedir. İnsana ulaşan her felaket kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. Arkadaşın iyiliği veya kötülüğü mutlaka asıl nesep Arka, akrabalık gibi sebeplere bağlı değildir diyor. Esabı kefe yakın olan onlardan ayrılmayan kıt bir isimli köpek Kur'an-ı Kerim'de onlarla beraber zikredilindi buyuruyor. İyi arkadaş insanı derekelerden yani aşağılıklardan derecelere, yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaş ise tam bunun tersini yapar. Evet. Günümüzde bunları çok fazlasıyla görüyoruz değil mi? Nice gençlerimizin, nice evlatlarımızın, yavrularımızın kötü arkadaş sebebiyle yoldan çıktığını, perişan hallere düştüğünü, dinden bir haber olduğunu, Allahu Teala'nın dinini terk ettikleri, çok çok kötü şeyler yaptıklarına hepsine şahit oluyoruz. Evet, gençler arasında bunu maalesef görüyoruz. Çok yakınımızda şahit oluyoruz, görüyoruz. O yüzden mutlaka gençlerimize, evlatlarımıza nasihatte bulunmaktan geri durmayalım. Onları tatlı dille mutlaka büyüklerimizin e, sözlerini, büyüklerimizin hallerini anlatalım, okuyalım, okutalım. E, kötü arkadaşlardan onlara duzak tutmaya çalışalım. Hele hele günümüzde biliyorsunuz bu internet belası var ya. İnanılmaz bir şekilde gençlerimizi zehirlemekte özellikle bu cep telefonları hepimizi bir e, felakete doğru sürüklemekte çoğu zaman zararlı işlere sebep olmaktadır. Allahu Teala hepimizi muhafaza eylesin. Yani çok çok önemli. Bu büyüklerimiz ta efendim binlerce yıl önce bu halleri keramet sahibi olarak fark ediyorlar, görüyorlar bizlere nasihat olarak iletiyorlar. Yani bu bahsettiğimiz kötü arkadaşlar, kötü işler bin yıl önce de, bin beş yüz yıl önce de vardı. Kötü insanlar, kötü arkadaşlar vardı. Ta o zamandan başladı büyüklerimiz bize nasihat etmeye. Dolayısıyla günümüz için çok geçerli. Ve devam edelim. Buyuruyor ki Ahmedi Namık-ı Cami Hazretleri, herkes ile arkadaş evet. olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Tekebbür etme, kibirlenme. Sırrını kimseye söyleme. Herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Kendi kendisine faydalı olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Yani bak, o birisiyle arkadaşlık yapacağın, birisiyle konuşacağın, oturup kalkacaksan, o kimse ne iş yapıyor, ne işle meşgul oluyor, yaptığı işin, insanlara, dinimize bir faidesi var mı? Bir cümlesi, bir sözü çok önemli. Çünkü kötü insanlarla, kötü e, söz söyleyenlerle düşüp kalkarsan şeytanla seninle beraberdir. Yavaş yavaş seni de felakete götürür. Hepimiz görüyoruz bunu. Bu söylenenlerde zerre miktar şüphe olmadığını yaşayarak görüyoruz. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun buyuruyor. Kendi kendisine faydalı olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun. Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse eğer onu kendine çevirip iyi yapabilirse ne ala. Eğer bunu yapamaz kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa işte o zaman geçmiş olsun çok büyük bir felakete düşmüş demektir. Ahmet-i namık Cami Hazretlerinin bir menkıbesi daha var. Onu da efendim anlatalım. Aslında daha çok fazla var ama bir, e, vaktimiz herhalde giderek azalıyor. E, şu menkıbeyi de arz edelim sizlere. Ahmet-i Namık-ı Cami Hazretleri Herat'ta bulunduğu sırada bir gün Abdullah Ensari'nin konağına davet edilir. Hizmetçisi yola çıkmaları için ayakkabıların önüne koyduğunda Ahmet-i Cami Hazretleri bir saat beklememiz icap ediyor. Bir iş var buyurur. Ve beklerler. Bir saat sonra bir Türkmen hanımı ve yanlarında 12 yaşında çocuğu da çıkar gelirler. Çocuğun babası efendim Allahu Teala bize çok mal verdi. Bundan başka çocuğumuz yoktur. Ancak bu çocuk da ama olup gözleri görmemektedir. Gitmediğimiz yer, efendim, e, araştırmadığımız bir şey, bakmadığımız bir doktor kalmadı. Amma velakin bir çare bulamadık. Lütfen siz Allahu Teala'ya e, dua ederseniz Allahu Teala sizin yüzü suyu hürmetine de duanızı kabul edeceğinizi düşünüyoruz. Çocuğumuzun gözünün açılacağını ümit ediyoruz. Lütfen himmet ediniz diye efendim yalvarırlar. Yeter ki bir tek gözü bile açılırsa açılsa bizim için efendim, çok büyük bir nimettir. Ne malımız mülkümüz varsa hepsini de vermeye razıyız diye öyle yalvarırlar, rica ederler. Ahmet İlhamık Cami Hazretleri buyurur ki o sözlerden sonra nasıl olur? Ölüleri diriltmek, cilt hastasını iyi etmek İsa Aleyhisselam'ın mucizesidir. Bu halde Ahmet kim oluyor ki bu hastalığın tedavisini Benden istiyorsunuz buyurur. Sonra ayağa kalkıp yürümeye başlar. Biraz sonra biz ederiz biz dedi. Orada bulunan herkes bu sözü işittiler. Fakat bir şey anlayamadılar. Bundan sonra hemen geri dönüp bir yere oturdu ve o çocukcağızı bana getirin buyurdu. Getirdiler iki mübarek baş parmağını çocuğun iki gözünü üzerine sürüp aziz ve celil olan Allahu Teala'nın izniyle açılın buyurunca bir anda çocuğun gözleri görmeye başladılar. Bundan sonra orada bulunanlar dediler ki efendim birinci defa ölüleri diriltmek ve cilt hastalarını iyi etmek mucizesi İsa Aleyhisselam'a aittir. Kendiniz için bu yolda Ahmet kim oluyor ki dediniz. Sonra da dediniz ki biz ederiz biz dediniz ve bu iki sözün arasında efendim ne olduğunu biz anlayamadık. Bize lütfen izah eder misiniz dediler. Bunun üzerine Ahmedi i Namık Cami Hazretleri. Evvelki söz bana ait idi. Bundan başkasını diyemezdim. Ama sonradan bana şöyle ilham ettiler. Ey Ahmet! Ölüleri İsa aleyhisselam mı diriltti? Dilsizleri ve cilt hastalarını o mu iyi etti? Onu biz iyi ettik. Dolayısıyla biz ederiz biz. Geri dön ve o çocuğun gözlerinin açılması için seni sebep kıldık buyurdular. İşte bu söz kalbime öyle ilham olundu ki bir andan da ağzından çıkıverdi. O söz ve fiillerin hepsi Allahu Teala'dan idi. Ahmedi yani bu fakiri vasıta kıldılar buyurmuştur. Ahmed'in namık ki Cami Hazretleri vefat etti. 3 gün sonra Kadı Alaaddin Mervezi cam kasabasına gelmişti. Ahmet Namık Hazretleri'nin vefatını öğrenince ben ondan hadis-i şerif dinlemeye gelmiştim. Çünkü onun sahih hadis-i şerif ile sahih olmayanları birbirinden ayırabildiğini duydum. Yazık ben onun huzurunda bulunmaya ona hizmet etmeye kavuşamadım diye çok üzülür. O sırada Ahmet Namık Cami Hazretleri'nin oğullarından Burhanettin Nasır oradaydı o kadı alatini ağırlar, ağırlıyor. Ve kadı Alaaddin de her gün bir iki defa gidip Ahmet-i Namıkı Hazretlerinin kabri şerifinde dua ediyor, ağlıyordu. Yine bir gün ayak ucunda oturmuş dua ederken uyuyakalır. Ahmet Burhanettin Nasır da kimseyi der ki kimse ona efendim dokunmasın derler. Hiç. Onda uyuya kaldı ya aman sakın ellemeyin der. Kadı Alaaddin uyanınca Şeyh Burhanettin'in kütüphanesinde bulunan hadis-i şerif e, ravilerini e, anlatan Esanet isimli kitabı yanında bulur. Ağlayarak dergiye gelir. Ve Burhanettin Nasr'a rüyasını anlatmak istediğinde o rüyadan haberim var demek isteyerek anlatmana gerek yok dedi. Bunun üzerine oradakilere rüyasını şöyle anlattı. Ahmet-i Namiki Hazretleri'nin kabri başında oturmuştum. Kendi kendime ne olaydı da onunla görüşebileydim. Birkaç hadis-i şerif dinleseydim diye ve bu fırsatı e, dinleseydim, bu fırsatı kaçırdım diye çok üzüleri, üzülüyor ve ağlıyordum. İşte bu sırada bana üzerime bir ağırlık çöktü o kabri ba e, şerifin başında uyuyakaldım. Biraz sonra rüyamda ahmet Namık ki Cami Hazretlerini gördüm. Yüksek bir yerde oturmuş ve e, e, ben de yanına gittiğim selam verdim. Bana iltifat ettiler. O sırada oğlu Burhanettin Nasır da yanımıza geldi. Ona dedi ki ey Nasır git Esanit isimli kitabı getir dedi. O kitabı getirince huzurunda ondan pek çok hadis-i şerif okudum. Sahih değildir dediklerine işaret koyuyordu. Okumam işim bitti. ben bunların gerçek sahih olmadığını nereden bileyim dedim. Bunun üzerine bana ben bunları sana söylerken o sırada Resulullah Efendimizi görüyordum. Sahih olmadığını işaret buyurduklarını sana söylerdim. Sen de işaretliyordun buyurdu. Sonra efendim Esanet kitabını bana lütfediniz benim için büyük bir devlet olur dedim. Bana ey Nasır esaneti kadıya ver dedi. Bizden ona yadigar olsun dedi. Biz de dua eder, bize de dua eder buyurdu. İşte uykudan uyandıktan sonra esanet kitabı içerisindeki hadis şevdelerden sahih olmayanların işaretlenmiş olarak hepsini yanımda buldum diye anlatmıştır. Efendim vaktimiz bir hayli geçti. Allahu Teala hepsinden gani gani razı olsun. Makamlar ali olsun. Efendim e, programımızın sonuna geldik. İnşallah Teala kısa bir mektup okuyarak İmam Rabbani Hazretlerinden programımızı her zaman olduğu gibi bereketlendirelim. 128. mektubu arz ediyorum. Bu mektup Hacı Mukime yazılmıştır. Çok yükseklere erişmeyi istemelidir. Ele geçenlerle doymamak lazım olduğu bildirmektedir. Kıymetli Hacı Muhammed Mukim, bu uzakta kalmış olanları unutmayınız. Hatta uzakta sanmayınız. Hadis-i şerifte insan sevdiğiyle birliktedir buyuldu. Bu yolun ucu çok uzundur. Aranılan sevgili çok yüksektir. Gücümüz uğraşmamız ise sonsuz olarak azdır. Erişilen konaklar aranılanı andıran serap gibidir. Allah korusun bu konakları yolun sonu sanmaktan, yabancıları aranılan sevgili sanmaktan ve anlaşılabilen şeyleri anlaşılamayan sanarak yarı yolda kalmaktan Allah-u Teala'ya sığınırız. Çok yüksekler aramalı, ele geçenlere bağlanıp kalmamalıdır veraların verası ötelerin ötesini aramalıdır. Veraların verasını ötelerin ötesini aramalıdır. Böyle bir istek, böyle çok çalışmak ancak vazife anlam büyüğün kaddesallahu sirrahu'l aziz teveccühü dilemesiyle elde edilir. Onun teveccühü ve müridinin ona olan sevgisi bağlılığı kadar olur. Bu ise Allahu Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediğine verir, onun ihsanı pek çoktur. Allahu Teala hepimizi iki cihanda aziz eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Sevgili peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine aleyhi ve ala alihi mine salavat-ı etemmüha ve minet teslimat-ı ekmelüha bu duamızı kabul buyursun. Amin, amin. Ve selam ve ikram. Subhane rabbike rabbil zet amma ve selamun alel musselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Asiyeten sevgili peygamber efendimizin, eshab-ı kiram efendilerimizin, bir cümle peygamber İzam Ali Müsalavat Haziratı'nın silsile ale büyüklerimizin, mezhep imamlarımızın, bütün geçmişlerimizin evet. nasreten Şahin Akşan Bahattin Buhari, İmam Rabbani Mücedi Ahmet Faruk Serendi ve hasreten Ahmet Enami i Cami Hazretlerinin, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Abdullah Şemlin, Seyyid Takkari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbkatullah İzani, Seyyid Fehmi Hazretleri'nin, Efendi Hazretleri'nin, Mübarek Üşek Hocamızın, Mübarek Üşek Emre ve bütün geçmişlerimizin ruhları için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, gecemizin hayırlı ve mübarek olması için, sıhhat ve selametimiz için, bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah-u Teala El Fatiha diyoruz. Haftaya tekrar görüşebilmek ümidiyle Kalın sağlıcakla, ömrünüz ve geceniz bereketli olsun ve her zaman olduğu gibi siz kıymetli dinleyenlerimizin, muhterem dinleyenlerimizin kıymetli ve mübarek dualarını istirham ediyoruz. Lütfen dualarınızdan bizleri esirgemeyiniz. ziyarlardan gönüllere